Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Akşama Yunanistan'a yetişeceğim için yarım saat yapacağız ve psikoloji yapacağım. O şeyi devam ettireyim istersen, ilginizi çekti zannettim. Şurada. Şimdi... benim işim biraz olayın arkasını seyretmek. Yani fıtri bir yapım bu, görüyorsunuz. Arkayı çok severim. Zahirde muamele göründüğü gibi değil. Nasıl oluyor? Bilmiyoruz. Çok sırları var ama bir mesela geçmiş günahları var. Veya işte onlar affetme var. Mesela benim başıma böyle bir hal geldi. Arabada, otobanda bize makaslama yaptılar. Şöyle yaptım. Bunu gördüler aynada, böyle yaptım. Zannetti ki küfür etti. Nereden bilecek, beni tanıyacak? İskenderun'da. İleride baktım, geri kaldılar. Ben normal, benim o araba olduğunu bilmiyordum. Hop, beni bu arada hop, sıkıştırdılar, durdurdular. Üç kişi. Tam bir şey ya. Ondan sonra açtım. Buyur kardeşim. Bir kere durdu. Üçü indi. Söyle bakalım dedi. Öğleni yaparken sözü şimdi söyle dedi. Şöyle. Dedim ki Allah sizi nurcu yapsın dedim. Bir anda sanki 500'da giden bir insanın duvara çarpar ya. Bir niyeti başkaydı ya. Allah sizi nurcu yapsın inşallah dedim. Allah'a katın öyle demiş. Amin de diyemiyor, şey de diyemiyor. Birbirlerine baktı. İkisi geri döndü. Bir tanesi kusura bakma dedi. Sonra gitti, tekrar geri döndü. O ötekisi şoför olan amin dedi. Gitti. Sonra badehu 1,5-2 sene sonra yani ya Nevşehir'de memur olduğunu, o olayı hatırlayarak e-mail yazdı ve nurları tanıdığını ve dersleri gittiğini söyledi. Merak ettim diyor. Allah seni nurcu yapsın. Bu adam böyle dediğine göre artık ne düşünürse, kardeş iyi hayır ağzın çıksın. Kim olursa ne olur. Adetullah işliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hastalanınca içmiyordu ilaç. Cebrail aleyhisselam geliyor diyor ki ya Muhammed aleyhisselatü vesselam Allah diyor ki adetimi sünnetimi değiştirmek mi istiyor? Kardeşim bunu mu istiyorsun? Ekeceksin. Çocuk muysun? Evleneceksin. İlim istiyorsun. Gayret edeceksin. Bedensel bir rahatsızlığın ilaç içeceksin kardeşim. Ama tesir hakiki Allah olduğunu bileceksin. Diyeceksin ki bu esbab alemidir. Esbab alemidir. Çanak anten gibi kabul ediyorum ben. İlacı bak. İlaç ne biliyor musun? Televizyon kutusu kabul ediyorum. Kapsül budur. Çanak antenden maksat ruhtur. Tamam mı? Ruhtur. Uyduda maksat Allah'tır. O kapsülde maksat o televizyon. İçindeki program elementlerdir. Nasıl ki o televizyon kutusunda öteler gözüküyorsa, Allah'ın rahmeti, Şafi ismi o elementte tezahür ediyor. Yani televizyon kutusu hap gibi düşünün. Hap. Onun içerisinde bir sürü element var. Kalsiyum, magnezyum, uranyum, kükürt vesaire. Onun içerisindeki element gibi bu elementi, yani nasıl getirdi onu televizyondaki o program? Filmler oynuyor. Dereler var, şey var, çocuk var, şu var, bu var. Çanak anten getiriyor. Allah'ın esmasını alıyor çanak anten. Televizyonda sana gösterdiği gibi o ilaç olan o hapta da Allah'ın elementleri üzerinde Allah'ın isimleri gözüküyor. Burada Latif gözüküyor, Müllevin gözüküyor, Musavir gözüküyor. Başkalarının dertlerine derman ve çare bulabilirsin ama dertleriyle dertlenme. Yani Allah ona mı giydirdi o semeri?
Sen kendini eşek yerine koyup da eşek niye yük taşıyor, zulüm değil midir deme. Çünkü eşek o yükü taşımaktan zevk alır. Çünkü eşektir. Sen eşeğin yük taşımasına itiraz etmen, insanlığından çıkıyorsun bu elbiseden sıyrılıyorsun, beden elbisesinden. Eşeğin içine giriyorsun, oradan bakıyorsun ya bu yük taşınır mı? Ya eşek bundan lezzet alır. Başkalarının dertlerine derman çöz bul ama dertleriyle dertlenme. Çünkü niye? Ona onu verdi. O rolü oynayacak. Sen oynamayacaksın ya. Niye bunları söylüyorsun? Ben yaptım, yapmayın siz. Ben yaptım, saçlarım. Akrabamda yok ha böyle bir şey. Akrabamda yok ha. Bir gecede oldu bunlar. Mübalağa gelecek. Yani... Bosna ile alakalı. Maşe, Srebrenica katliamı gece işte o. O gece göğsümdeki kıllarda hep bir gece beyazladı. Bir gecede. Vardı, ufak tefek vardı. Ben kardeşim bunlar bir kitaptan almadım. Bu alınacak bir şey değil bunlar. O rolü, o işi o yüklendi. Allah herkes ayrı bir rol veriyor. Şükredelim ki bizi firavunluğu oynattırmıyor. Tiyatroda o rolü vermiyor. Arkadaşlar, haberde niye uzak durun diyor ustad. Herkese ayrı bir rol vermiş. Allah kainata Allah'lık yapıyor. Bu küçük kafayla kainata bu niye böyle oluyor? O niye öyle gitti? Orada niye savaşlar? Sana ne? Sen bu kafa idrak-ı mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Bu terazi çekmez arkadaş. Motor yanıyor. Kaldıramazsın. Daha kendin çileri kaldıramıyorsun. Niye muhatap oluyor? Yani dinleme kaldırmaya aday olmaktır. Eşekleşmek midir yani? Eşek oluyorsun. Ben bu yükü kaldıracağım. Unutmayın. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden ne içeriye giriyorsa hayatlanıyor. Biz oyun geliyor bu ya. Hayatlanıyor diyorum, hayatlanıyor. Haber girdiği zaman haber haberde kalmıyor. Televizyon kapattığın gibi kapanmıyor. Bu çalışıyor. Devamlı çalışıyor. O rolü, o işi, o yüklendi. Kader de tercihini tercih etti. Kader de tercihini tercih etti. Bir de söylüyorum. Kader tercihini tercih etti. Ben mi tercih ettim? Kader de tercihimi onayladı. Sen ise onun altına girmeye çalışarak adeta kadere de bana da bunu ver diye dua etmiş gibi oluyorsun. Bırak zarara rızasıyla girene merhamet etme. Edilmez zaten. Ben ama vazifeni yap. Ama niye böyle oluyor? Karışma Allah'ın işine. Bilmiyor. Ha? Bilmiyorum niye böyle oluyor. Ama şunu biliyorum ki o ne yapıyorsa doğru yapıyor. Şimdi iyi dinleyin bakalım. Bak ne ilginç şeyler. Dün akşamki tespit. Bize lazım olmayan işlere ve mevzulara, haberlere karışıyoruz. Bize lazım olmayan işlere ve mevzulara, haberlere karışıyoruz. Sıkıntımızın sayıyorum. Sebeplerini sayıyorum. Niye çözemiyorsun? Niye tıkandık? Nerede hata yapıyorum? Burada hata yapıyoruz. Hata yaptıklarımı sıralıyorum. İki, ilmi siyaseti ya bilmiyor veya kıymet vermiyoruz. İlmi siyaset, kim kime, neyi ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat bilmediğimizden dolayı, yani bu kainattaki icraatı diye kişiler arasındaki muameleyi biz kale almıyoruz. Bak, ilmi siyaseti bilmiyoruz. Yani bu ayrı bir şeydir. Şey demiştim Cübbeli'ye, ilim elde etmek ayrıdır. O ilmi yerinde kullanabilmek ayrı bir ilimdir. Bunun adı ilmi siyasettir. Şu siyaset particilik manası değil. O fitnedir. İlim ayrı bir şeydir. O ilmi yerinde kullanma özelliğini, buna da feraset de diyebilirsiniz. İlmi siyaset, var olan mevcut potansiyelini, ilmini, kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslubunu, siyak ve sibakını, sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, muttalağın, nazara alarak buna izan deniliyor. Bu
saymış olduğum ve sayılabilecek olan sıfatları bütüne getiren özellik insanda dimada izan denilir. İzan. Suratlı bir şekilde bu bütüne getirip o malzemeyi kullanır o ortamda veya kullanmaz. Üç, niye çözemiyoruz? Nerede tıkandık? Üçüncü madde. Sünnet-i Seniyye'nin kuralları ruhu ceset kuyusundan çıkarmak merdiveni olmasını idrak edemiyoruz. Sünnet-i Seniyye'nin kuralları, Sünnet-i Seniyye'nin adapları diyor usta, ruhu beden kuyusundan çıkarmanın merdivenleri olduğunu bilmiyoruz. Yani bir insanın davranışı din zannediyoruz. Ne diyorsun ya? Sünnet-i Seniyye din değildir. Ama din çerçevesi ne alınmış? Niye? Çünkü din hayatın hayatıdır. Sünnet-i Seniyye kainata tecelli eden esma bütünlüğünü bir insanda gözükmesidir. Veya kainata tecelli eden esmaya entegre olmak, uymaktır. Veya sünnet-i seniye beden kuyusundan ruhu çıkartmak için üst üste dizilmiş merdiven basamakları gibidir. Din çerçevesine alınmasaydı kimse bunu uygulamazdı. Kim oruç tutardı bu ayda şimdi? Evde ne kadar Risale ve Kur'an bile okusak, sosyal tarafımızın zemini olan derslere iştirak etmesen, etsek bile o ortamı ve ders yapanı eften püften bahanelerle eleştirerek manevi dima ve kalp midemizin bulandırarak istifade etmeden dağılıyoruz. Oysa Allah Resulü'nün ifadesiyle ilim meclisleri cennet bahçenin bir bahçe olduğunu söylüyor. Bunu unutuyoruz. Bir daha baştan alayım. İfade bana ait olduğu için cümle düşük vesaire ama ana maksat anlaşılsın. Evde ne kadar Risale ve Kur'an okursan oku. Sosyal yönümüz olan derslere iştirak etmesek o bütünsel olan bir ruh bizde gelişmiyor. Allah'ın rahmeti cemaat üzerindedir. O cep olmuyor. Katılsak bile eften püften bahanelerle öyle oturdu, böyle baktı, şöyle gitti. Ders yapanı, derse gelenleri eleştiriyoruz. Şöyle deseydi, böyle deseydi. Ne yapıyoruz? Ayağımıza kendimiz mermir sıkıyoruz. Eften püften bahanelerle, bak etsek bile o ortamı ve ders yapanı eften püften bahanelerle eleştirerek manevi dima ve kalp midemizi bulandırıyoruz. Dimağımızı, kalbimizi dinamitliyoruz. Sosyal yönümüz olan derslere, sohbetlere adam gibi gideceğiz. Kendin sakın yetinme. Peki söyleyeyim. Ne kadar Risale okursan oku, ne kadar Kur'an okursan oku, MS deniliyor değil mi? Yani suizan mı yapıyor hocam, doktor? MS hastaları daha çok zannediyorum okuduğum kadarıyla. Hatırım, hafızam. Yani sen benim suyuma şey kattın. Sen tabii benim kuyumu kazıyorsun. Böyle korkunç bir şekilde insanları zanlarla itham etmeye başlar. Öyle zannediyorum MS bu. Onun en büyük sebebi, ama bana söylüyor. Diyor ki abi derse şey kitap okuyor. Kur'an okuyor. Gene aşağı. Bedensel tabii. Bedensel bir tedavi göreceksin. İki, sosyalleşeceksin. Yani birincisi tıbbın şeyini, Allah'ın adetullahını, kainat eczanesindeki, ustad öyle diyor, kainat eczanesindeki ilaçları, edviyeleri alacaksın. Bir, yetmiyor. Kur'an ne kadar okursan. Bir Kur'an'ı hatmetsen evde, onu mu daha hayırlıdır? Git bir toplantıda, bir derste sen bir cüz oku. 5-6 saat, 10 saat evde kapanıp Kur'an bitireceğine, yarım saat git dershaneye, sen bir cüz oku, bir hisp oku. Daha hayırlıdır. Hadis onunla alakalı var. Gece gidiyor hatim etsen ama diyor yeni mecliste bulmaktan daha hayırlı değildir. Veya bir rekat namaz kılsa gene yeni mecliste bir saat bulmaktan daha hayırlı değildir. Başka? Elimizde var olan nimetlerin kıymetlerini unutuyoruz. Hep olmayanlara odaklanıyoruz. Ve onlarla da mutlu olma yolunu aramıyoruz. Hep böyle yok, o yok, o yok, o yok, bu yok.
Lan mevcudu bir say bakalım, bitirebilecek misin? O yok, bu yok, bu sayacağına. Var olanlara bir say bakalım ya. Bak şununla mutlu olamıyoruz. Millet bana gülüyormuş. Abdest alıyorum. Havluyla of. Böyle sarılıyorum. Beni boşaltıyor. Havlu ile mutlu olunur mu? Olunmaz mı be kardeş? Yüzüm var en azından. Yüzümü bana hatırlatıyor havlu. Burnumu hatırlatıyor havlu. Çünkü kendi havlumu sarılınca böyle. Kokluyorum. Abdestten sonra havada sıcaksa hele. Ramazansa şimdi. Sarıl böyle. Ah. Dur. Bir de beni bir manyak Hasan'ı bir dinle. Bir de sen yap ya. Böyle. Ah. Hiçbir şey düşünme. Ayakta ol, oturma. Ondan sonra. Oh. Çiçekten ne alır mı sen? Ya ben konuşuyorum biliyor musun? Odamda bak, odamda çıkıyorum. Nasılsın bak? Yunanistan'daydım, Almanya'daydım. Kusura bakma, arkadaşlarım da selam var. Böyle arkadaş gibi konuşuyorum. Görseniz ne diyeceksin, manyağım birisi. Çünkü inanıyorum ki müekkel melekesi zaten beni biliyor. Bu hayatı yok mu? Hayatı varsa hissi vardır. Ama kör olası cehalet insan seviyesine bir his arıyoruz. Ne haber falan. O da iyiyim falan, iyiyim. Sen nasılsın? Öyle mi bekleyeceğiz? Adam beni tanıyor. Bilmez mi? His var ya. Var. Hayat olan her şeyde, hayatın içinde ne esma varsa bunda da var. Hayatın içine basar var. Sen var. Yani mevcut olan nimetlerin farkında değiliz. Başka? Sorumlu hudutlarımızda kalamıyoruz. Bak, sorumlu. Sorun demedim, sıkıntı mı? Sorumlu vazife, mecbur olduğun sahada, hudutlarında kalamıyoruz. Sorumlu sahalarını unutma. Yani mesul olduğun sahalarını unutma. Çocuğundan mesulsun. Hanımından mesulsun. Kendinden mesulsun. Hizmetten mesulsun. O beldeden. Hangi beldede yaşıyorsun? Orada dershane kapanırsa indolla mesulsun. Niye kapandı? Mesela bir misal vereyim hukukta. Bir zengin. Nerede oturuyor? Zeytinburnu'da. Zeytinburnu'da oturan bir zengin. Ve vallahi şeriatı böyle geçiyor. Zeytinburnu'na oturan bir zengin. Zekatını vermese de o Zeytinburnu'nda bir tane fakir. İlaçsızlıkla veya açlıkla ölse. Zekatını vermeyen o beldedeki her zengin katil hükmündedir. Bir nurcu bir beldenin dershanedenin kapanmasına mesuldur. Bir gitmemekle. İki, ekonomisi ise bir eletini yatırmamakla. O kendi bulunduğu mahallenin yanındaki en yakın herkes kendi yerinde mesuldur. Mesulsun kardeşim. Niye kapandı? Aha bak, ben Nisalıların dershanesini kapattım. Şeydeki, Silivri tarafındaki. Kumburgaz. He? Kumburgaz. Kapat. Mesul. Kim mesul? Orada bulunanlar hepsi mesul. Kapatmak zorunda kaldı. Yürütemedim. Talep var. Kamp yapacağız. Kamp yapacağız tamam. Ama imkanlar gerekiyor. Bir anons yapacağız sitede. Bir sürü çocuk gelecek. Alacağız çocukları. Müslümanların çocuklarını yetiştir. Ama oradan duymaz. Ya sana yer gösteriyorum bak, sahiplen. Yok. Ya. Bu Almanya'dan çocuklar gelecek. Şu talepler var. Bir sürü yağıyor talep. Yerimiz var. Ondan sonra acayip. Bakıyorsun bir başka tarafta bir yerimiz var. Güvenerek açıyorsun. Kadın diyor ki, kız işte bakıyor, ilgileniyor. Ya aslında en büyük hizmet kendi o kapıdan çıkma, kapandı psikoloji bir şey. Kur'an Risale. Alakadar olduğu hizmeti de bıraktı. Orası da kapandı. Başka. Bak şimdi. Hadi kurtar ahiretini. Bir acayip ve garayip. Peki ben ne yapayım? Ben hiç üzülmüyorum biliyor musunuz? Niye? Ben Allah bana soracak. Ne yaptın? Ya Rabbi bu kadar gücüm yetiyordu. Bunları demeye gücüm yetti. Bunları yapmaya gücüm yetti. Herkes yapabileceklerinden mesuldur. Sorumlu sahalarımızı bilmemiz lazım. Her sorumlu sahanda bir vazifen var. Yani hanımına karşı bir vazifen var, çocuğuna karşı bir vazifen var, kendine karşı bir vazifen var, kendini seveceksin ilk önce. Keyfe maaşa hareket etmekten,
Sen vazifeni yap, yani keyfi maaşa vazife hareket etmeyeceksin. Sen vazifeni yap, vazifeyi ilahiye karışma. Başka? Allah'ın Celle Celaluhu sana biçtiği role kanaat et. Başka bir şey olma temennisine bulunma. Keşke ben böyle olsaydım. Hayır. Sen böyle, en hayırlı senin için budur. Ben Hasan olmam lazımdı. Hani bazılar diyor ya, keşke ben senin gibi olsaydım. Keşke deme kardeşim. Hayır, yanlıştır bu. Ben keşke Hasan abi gibi olsaydım. Hayır. Sen olacaksın. Ebu Bekir, Ebu Bekir olacak. Osman, Hazreti Osman, Hazreti Osman olacak. Allah Resulü, Allah Resulü olacak. Ya Osman, Ali gibi ol. Ya Ali, Ömer gibi ol denmemiş. Herkes kendi fıtratını en iyi kullanmak zorunda. Yani sana biçilen rolü en iyi oyna. Bu eski de meşgul oluyordum lise çağlarımda, sporla meşgul oluyordum da. O her adamın, her batılın, her hareketi, her sözü batıl değil. O sonra nurculuk dünyasında kullanıyor. Bruce Lee diye bir artist var. Dövüşçü gibi gözüküyor ama artist. Onun bir sözü var hiç onu. Yani o zaman etki yemiş. Onlarla meşgul oluyordum o sporla eskiden. Diyor ki adam, röportaj yapıyorlar. Çok ilginç ama. Bak her batıl adamın her sözü batıl değil. Nasıl muvaffak oldun, nasıl başardın demiş. Hakikaten sahasında lider olmuş tarihinde. Ben diyor bir dövüş sanatında çok oyun öğrenmeye kalkmadım. 10 tane, 20 tane diyor, oyun öğrenmeye kalkmadım. Ben diyor, oyunların içinde bir tanesi kendime uygun, hangisini yapabilirim, onu aldım. Onu en iyi yapmaya ve emsallerimin içinde, yani bu işi yapanların içinde o oyunu en iyi ben yapmayla uğraştım. Bir tane oyun. Yani sana biçilen rolü sen en iyi yap. Mesela nurculukta bir sürü saha var. Tamam. Bir sürü saha, esmacılık var, hissiyat var, kader var, tamam mı? Ne meselesi var? Var da var. Ha ben bunlarda fıtratımın içinde kendime söylüyorum. Bir tanesini seçtirdi kader, meyletti. Melekutiyet. Yani melekutiyet tarafım galip. Benim artık onu esas aldım, onu en iyi yapıyorum. Ve tek bir rakibim var, kendim nefsim. Yani çok oyunu, çok kuralı öğrenmek değil, öğrendiğin kuralı en iyi bil ve en iyi yap. Emsallerin arasında en iyi yaparsan ona imtiyazlaşırsın. Ben diyor kendi emsallerimi, yani dövüşçülerin içinde diyor sırf bir hareketi en iyi yaptım, ben onlardan sıyrıldım diyor. İlginç değil mi? İşine yararsa alırsın. Benim çok ilgimi çekmişti. Tabii şimdi ilgimi çekiyor. Etrafındaki dost ve kardeşlerinin kıymetlerini bil. Onlar sana en yakın dostların olduğunu bilerek adım at. Onların üstüne küçük küçük hesaplar yapma. Bak ne acayip bir şey. Etrafındaki dost ve kardeşlerinin kıymetini bil. Onlar sana ne kadar yakın dost olduklarını bilerek adım at. Çünkü dostluk kolay elde edilmiyor. Çünkü dost olabilmesi için yatırım yapılması lazım. Onları gezmen lazım, yemek yemen lazım, ömür vermen lazım. Arkadaş öyle değil. Ne var ne yok, nasılsın? Arkadaş ol. Dost öyle değil. O zaman etrafınızdaki, yakınınızdaki dostlarınızın kıymetini bil. Çünkü 40'tan sonra dostluk dinilmiyor. Çok zordur. Ona seyahat edemezsin, yiyip içemezsin, mesela yapamazsın. Zor. Yaşın müsait değil, yaş akran olacak. Onun için etrafındaki dostlarının kıymetini bil. Onların üstünden, onların böyle hoşlanmadığın veya beşeriyetinden, hastalığından, özüründen, o günkü psikolojisinden vesaire, senin hoşuna gitmeyecek davranış ve sözlerini görürsen, bu küçük küçük şeylerle hesap yapma. Dostlarını yüz çevirme. Dostlarını yüz çeviren dostsuz kalır. Başka, kendi meşrebine kanaat etmek, diğerlerine adaveti işmam etmemeli. Dikkat et, tenkit ve gıybet ettiğin kardeşlerinden sana dualar geleceğini unutma. Yani tenkit ettiğimiz arkadaşlarımızı, dava arkadaşlarımızdan dualar geldiğini unutma.
evratlarını ve risale derslerini ne pahasına olursa olsun ihmal etme. Niye? Biraz saham olduğu için burada tevazu yapmayacağım. Şeytan ve cinni iblis, cinler imtihana tabi. Ve ma halaktul cinni vel insa illa liyabudun. Cinler de imtihana tabi. Kafir cinler otomatik olarak ustadımızın tabiriyle cinni iblistir, şeytandır. İblistir. Cinlerin kafirleri iblistir. Diyor ki, çünkü şeytan, cinni iblis ve erva-ı habiseler ve insan sureti, başka bir tabir, 258 Kukalı Mesnevi Nuriye, insan libası içinde akrep ve yılanlar, 248. İnsan libası içinde akrep ve yılanlar bekliyor seni. Neyi bekliyor? Kur'an'ı ve Risale, evradını sakın taviz verme. Her bir taviz ara boşluğudur, kapıdır. Her bir taviz. Mesela ben her gün evradımı okuyordum. Ya bugün çok yorgunum bilmem. Hayır. Ne olursa olsun onu okuyacaksın. Eğer onu okumasan o bir taviz, açılan bir kapıdır. Gediktir. Kapıyı açık bıraktım. Kapatman lazım. Ceddüdü imanekum billah. La ilahe illallah. Boşluk bırakmayacaksın. Affetmiyor. Ondan sonra dilini bedduaya alıştırmayacaksın. Dilini bedduaya alıştırmayacaksın. Bazı insan problem üretir, bazı insan da huzur üretir, bazı insan da Allah'ı ortaya çıkarır. Haşa Allah üretir diyeceğim değil. Allah ortaya çıkarır. Bazı insan problem üretir. Acayip bir şey. Pil eline basma. Hemen problem üretir. Bazı insan da huzur üretir. Gördüğün zaman sana huzur verir, güven verir. Ne en olumsuzluklarda bile, ayet-i kerimede de öyle diyor. Onlar diyor Allah canibinden, Allah nuruyla baktıkları için olumsuzluk görmezler. Sebebi Allah'ın hikmetinden, adaletinden, inayetinden, merhametinden ileriye merhametini sürmüyorlar. Kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden kainattaki icraata kafalarındaki küçük akıllarıyla niye böyle oluyor, niye böyle gidiyor, Allah Allah diye ölçüp tartmazlar. Kendi işlerine bakarlar. Şu an inandığınsın. Şu an kimsin biliyor musun? Şu an inandığınsın. Sen olsun. Ne inanıyorsan olsun. Bakın vücuttaki salgılarımaları istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Yani düşünceler var ya düşünceler. Düşünceler efendim hislerimizi. Hisler duygularımızı. Duygular sinirlerimizi. Sinirler kaslarımızı. Kaslar dokuları vesairemizi aktif ediyor. Bu böyledir. Tesadüf yoktur. İç içedir. Bir bütünlüktür. Nasıl ki ruhtaki özellik simada gözüktüğü gibi. Bir tane de okuyorum. Nasıl hapishanede karabalık, gönül darlığından birbirleriyle boğuşan mahkumları düşün. Nasıl hapishanede karabalık var ya, oysa ikisi de, hepsi de mağdur. Ama niye kavga ediyorlar? Çünkü birbirleriyle boğuşan mahkumları düşün. Ruhta niye birbirleri gönül darlığı var. Buna saldırıyor. Yani korkunç bir enerjiye yol yapması lazım. Vurması lazım, kırması lazım. O demek, vurmak demek korkunç bir enerji atılamıyor. Eskide BMC'de vardı, çalışıyordu. Yani eğer tahliye sübubu açılmasa patlar. O işte korkunç bir enerji kavga ile boşaltıyor. Ruh da beden hapishanesinde ruhun efratları da birbirleriyle boğuşmasının adıdır can sıkıntısı. Yani ruhtaki efradın istidat ve kabiliyetler enerji paketleridir. Birbirlerine karşı boğuşuyor. Eğer onu eyleme, Kur'an okumaya ve hizb okumaya, derse gitmeye, koşturmaya harcamasan birbirlerini yiyecek. Onun adı da sıkıntıdır. Vâhir davâhum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha temassalavatı.